X ile Y iyonları izoelektroniktir. Farklı periyotlarda bulunan X ve Y baş grup elementleriyle ilgili ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim, bakın X ile Y artı 2 izoelektronik ise izoelektronik tanımı neydi? Elektron dizilimleri ve dolayısıyla elektron sayıları aynı, proton sayıları farklı olan tanecikler demekti. Şimdi bunların elektron sayıları aynı ise, mesela ben buraya A dedim, buraya da A diyelim. Şimdi iyon yüküyle elektron sayısının toplamı bize proton sayısını veriyor. O zaman burayı topladığımızda burası A-1 olur. Bu iki değeri topladığımızda burası ise A+2 olur. Şimdi bir de diyor ki farklı periyotlarda. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Proton sayısı büyük olanın periyodu daha büyük olacaktır. Yani bunları farklı periyoda yazacaksak bunu mu daha yüksek bir periyoda yazarız? Bunu mu daha periyot numarası daha yüksek olanı yazarız? Bunu yazmamız lazım çünkü proton sayısı daha fazla. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Y'nin periyodu büyüktür X'in periyodundan. Periyot numarası için söylüyoruz. Şimdi birinci ifademizde diyor ki çaplar arasında Y büyüktür X ilişkisi var demiş. Evet arkadaşlar, bir de şunu belirteyim. Hani bu elementler dediği için burada şöyle söyleyeyim. İyonlar değil de nötr halleri üzerinden düşünüyoruz. Ona göre cevap vereceğiz. Yani yukarı ile artık işimiz yok. Şimdi Y'nin periyot sayısı, katman sayısı daha fazla olduğu için ne olacaktır? Çapı daha büyük olacaktır. Çünkü çapı belirleyen birinci faktör periyot. Periyodu büyük olanın çapı büyük olur diyorduk. Bu kesin doğrudur. İkinci ifademize baktığımızda x bileşiklerinde hem negatif hem pozitif değerli kalır demiş. Arkadaşlar x'in hangi element olduğunu bilmiyoruz. Yani x soy gaz olabilir, belki bileşik oluşturmaya istekli olmayabilir. X periyodik tabloda belki flor olabilir. Bileşiklerinde sadece eksi bir değerli kalabilir. Yani bunu bilmiyoruz. Ya da x hidrojen olabilir gibi. Yani artı değerlik, eksi değerlik alabilir. Yani bilemiyorum arkadaşlar bunu. Y'nin elektronegatifliği daha yüksektir demiş. Yine bu elementlerin grup numaraları hakkında bir bilgimiz olmadığı için kimin elektronegatifliği daha yüksektir yorum yapma şansımız öncelikle yok. Ha şunu diyebilirsiniz. Hocam elektronegatiflikte işte katman sayısıyla ters orantılı yukarıya doğru arttığı için X daha büyük olabilir mi? Arkadaşlar bakın, X soy gaz da olabilir. Yani X'in ne olduğunu bilmiyorum. Y'nin ne olduğunu bilmiyorum. Yani buna yine yorum yapma şansım yok. O zaman burada cevap yalnız bir ve A seçeneği olacaktır. Değerlik elektron sayıları aynı olan X ve Y atomları ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci yargımızda diyor ki kimyasal özellikleri farklı olabilir demiş. Bu doğrudur. Yani bunu şöyle örneklendirebiliriz. Mesela X hidrojen olur. Değerlik elektron sayısı 1'dir. Y ise gruptaki diğer elementlerden biri, sodyum olur, potasyum olur, lityum olur. Yani alkali metal olabilir. O zaman bunların kimyasal özellikleri farklı olabilir aynı grupta olmalarına rağmen. Ya da farklı bir örnek olarak şunu söyleyebiliriz. Mesela X'in de Y'nin de değerlik elektron sayısı 2 olur. Tabi bu soy gaz, yani helyum olabilir. Değerlik elektron sayısı 2'dir helyumun. Y ise 2A grubundaki toprak alkali metallerden biri olabilir. Yani bu durumda da bunların kimyasal özellikleri farklı olabilir. Yani birinci ifademiz doğru. İkinci ifademiz de doğru. Az önce de söyledik. Bakın mesela X helyum olur. Değerlik elektron sayısı 2'dir. 8A grubundadır. Y de herhangi bir toprak alkali metaldir. Değerlik elektron sayısı 2'dir. 2A grubu da olabilir. Üçüncü ifademize baktığımızda aynı periyotta bulunuyorlarsa iyonlaşma enerjileri eşit olabilir demiş. Arkadaşlar hiçbir elementin İyonlaşma enerjisi diğer elementin iyonlaşma enerjisine eşit olamaz. Yani bunlar aynı periyottalardır. Birinin değerlik elektron sayısı 3'tür. 3A grubundadır. Diğerinin değerlik elektron sayısı 3'tür. 3B grubundadır. Ama bunların iyonlaşma enerjisine eşit olma şansı var mıdır? Tabii ki yoktur. O zaman burada cevap 1 ve 2. Yani C seçeneğidir. X, Y ve Z baş grup elementleriyle ilgili bazı bilgiler verilmiş. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Birinci ifademizde elektronegatifliği en büyük olan X elementidir denilmiş. Şimdi periyodik tabloda sağ tarafa ve yukarıya doğru elektronegatiflik artıyor. Yani X diğerlerine göre daha sağda ve daha yukarıda olacaktır diyebiliriz.
X ile Y elementlerin değerlik elektron sayıları aynı, Z'ninkin farklıdır demiş. X ve Y aynı grupta olabilir o zaman. Değerlik elektron sayıları aynıysa Z bunlardan farklı bir grupta olabilir. Tabi burada X ve Y farklı grupta da olabilir. Çünkü mesela X'in değerlik elektron sayısı 2 olur. Helyum olabilir. Y'nin değerlik elektron sayısı 2 olabilir. 2A grubunda toprak, alkali, metal olabilir. Yani bunlar bir olasılık. Şu an tam yerlerini tabii ki belirlemedik. Z ve Y aynı periyot elementler olup atom hacmi en büyük olan Z'dir demiş. Şimdi Z ve Y aynı periyotta atom hacmi en büyük olan Z diyorsa Z daha solda olacak Y'ye göre. Çünkü nedir? Sol tarafa ve aşağıya doğru yarıçap ve atom hacmi artıyordu. Yani X için de şunu söyleyebiliriz. Bakın X de burada olabilir dedik. Aynı grupta olabilir demiştik şurada. Yani böyle bir olasılık var. Buna göre değerlendirelim bakalım. A seçeneğine baktığımızda X ve Y'nin kimyasal özellikleri aynıdır demiş. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Hiç kimsenin kimyasal özelliği zaten aynı değildir. Aynı grupta olsalar bile benzer olurlardı. Bu ifademiz yanlıştır. İkinci ifademizde birinci iyon yoğunlaşma enerjisi en büyük olan Y elementidir demiş. Bu ifademiz de yanlıştır. Çünkü iyonlaşma enerjisi genellikle sağ tarafa ve yukarıya doğru artıyor. Yani X ve Y mesela aynı grupta olsa X'in iyonlaşma enerjisi Y'ninkinden büyük olabilir. Çekirdek yükü en büyük olan Y elementidir demiş. Evet arkadaşlar bakın Y X'e göre daha aşağıda. Çünkü elektronegatiflik en büyük olan X denilmişti. Yani Y'yi daha yukarıya yazma şansınız yok. Z'ye göre de daha sağda dedik. O zaman Y için şunu söyleyebilir miyiz? Periyodik tablonun en sağında ve en altında diğerlerine göre. Ve atom numarası çekirdek yükü sağ tarafa ve aşağıya doğru artıyordu. O zaman bu ifademiz kesin doğrudur. X ve Z aynı periyot elementidir demiş. X ve Y, Z ve Y aynı periyottaydı ama bunlar sonuçta birbirinden farklı periyotta. Bu yanlış. Elektron ilgisi en büyük olan X elementidir denilmiş. Arkadaşlar elektron ilgisi içinde şunu söyleyebiliriz. Periyodik tabloda sağ tarafa ve yukarıya doğru genellikle artıyor. Ama mesela X flor olsa, Y de klor olsa, 7A grubundaki. Elektronegatifliği en büyük olan X, evet flor ama elektron ilgisinde bir istisnai durum vardı. Klorun elektron ilgisi flordan büyük olurdu. Yani mesela Y klor olsa X'ten büyük olma şansı var. Buna da kesin doğru diyemiyorum. Yani burada cevap C seçeneğiydi. X atomu 3 elektron verdiğinde elektron dizilimi bu şekilde olmaktadır. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın 3 elektron verdiğinde 2, 4, 10, 12, 18 tane elektronu kalmış. O zaman 3 elektron vermediğinde 21 tane elektronu vardır. Nötr halde 21 de proton vardır. Yani şöyle olur 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 ve 3D1 olur. Nötr halde bu şekilde. Şimdi birinci yargımızda diyor ki X bir geçiş metalidir demiş. D grubu yani D orbitaliyle bitiyorsa D grubu demeyeyim D orbitalitesi bitiyorsa bu elementiniz B grubundadır. B grubu elementlerinde geçiş elementleri ya da geçiş metalleri diyoruz. İkinci ifademize baktığımızda X elementinin değerlik orbitalleri sadece D orbitalleri denilmiş. Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü D ile bitiyorsa bir öncesindeki S'yi de alıyorduk. Yani buradaki değerlik orbitallerimiz S ve D'dir. X elementi 4. periyot 3B grubunda yer almaktadır denilmiş. Şimdi en büyük baş kuantum sayısı bize periyodu verir. Şuradaki 4. 4. periyot. Değerlik elektron sayısı 1, 2 daha 3. Peki A ya da B'ye neye göre karar veriyorduk? Bakın D ile bitiyorsa bu elementimiz B grubundadır. S ya da P ile biterse A grubunda oluyordu. O zaman bu ifademiz de doğru. Buna göre cevap 1 ve 3. Yani D seçeneği olması gerekir. X, Y ve Z atomlarıyla ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci ifademizde diyor ki birinci iyonlaşma enerjileri arasındaki ilişki bu şekildedir denilmiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu elementlerimizin elektron dizilimini yaparsak X9, 2'ye 7.
Evet, iki tane katmanı var. İkinci periyot ve son katmada 7 elektronumuz olduğu için 7A grubu. Y için baktığımızda 11 olarak verilmiş. 2, 8, 1. 3 tane katmanımız var. 3. periyot. Son katmada 1 elektronumuz olduğu için 1A grubu. Z 15, 2, 8, 5. 3 tane katmanımız var. 3. periyot ve son katmada 5 elektronumuz olduğu için 5A grubu. Şimdi iyonlaşma enerjisi için öncelikle periyoda bakılır. Periyodu küçük olanın iyonlaşma enerjisi büyüktür. Bakın ikinci periyotta olduğu için X'in iyonlaşma, birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olacak. Ama burada X'i ortaya yazmış. Ha, bu ifademiz yanlış. Şöyle olması lazım. X büyüktür. Daha sonra periyotları eşitse sağ tarafa doğru genellikle artıyor. Tabii 3 aşağı 5 yukarı diyorduk. Onu da baz alaraktan şöyle bir grafiğimiz vardı. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A şeklinde gidiyordu. Şimdi 5A 1A'dan büyük olacak. O zaman X büyüktür Z'den, o da büyüktür Y'den olması lazım. İkinci ifademize baktığımızda üçü de metallerle iyonik bağlı bileşik oluşturabilir denilmiş. Şimdi X son katmanda 7 elektronu var. Ametal. O zaman metalle iyonik bağlı bileşik oluşturabilir. Şimdi Y son katmanda 1 var. Bu elementimizin kendisi metal. Yani metalle metal iyonik bağlı bileşik oluşturma oluşturmaz. Son ifademize baktığımızda atom çapları arasındaki ilişki bu şekildedir demiş. Atom çapı için öncelikle periyoda bakılır. Çünkü aşağıya doğru ve sol tarafa doğru artıyor. Bakın 3. periyot, 3. periyot. Bu ikisinin çapı X'ten daha büyük. Peki 1A mı daha büyük? 5A mı? Sol tarafa doğru artıyor dedik. O zaman 1A en büyük. Y büyüktür Z'den. X ise en küçük olacak demiştik. Bu şekilde olacak. O zaman 3. ifademiz doğru. Buna göre cevap yalnız 3. Ve C seçeneği oldu arkadaşlar. Halojen oldukları bilinen X, Y ve Z elementleri için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre bu elementlerle ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci ifademizde diyor ki hidrojenli bileşiklerin asidik karakteri en büyük olan element Z'dir denilmiş. Şimdi halojenler kimlerdi? Flor, klor, brom ve iyottu. Yani bunların başına hidrojen yazdığımızda hepsi aside dönüşüyordu. Ve bu grupta aşağıya doğru inildikçe asitlik kuvveti artıyordu. O zaman bu durumda asidik karakteri en büyük olan Z elementi ise Z en aşağıda. Kaynama noktası en küçük olan element Y'dir denilmiş. Halojenler grubunda yani 7A grubunda aşağıya doğru inildikçe kaynama noktası artıyordu. Çünkü bunun sebebi de şuydu. Bu elementlerimiz doğada diatomik halde bulunuyordu. Moleküler haldeler. Bunların apolar moleküller oldukları için yoğun fazla moleküller arasındaki etkin olan etkileşim London kuvvetidir. London kuvveti de toplam elektron sayısıyla doğru orantılı olduğu için aşağıya doğru inildikçe toplam elektron sayısı arttığından London kuvveti artıyor ve erime ve kaynama noktası artıyor. O zaman en küçük olan Y dediği için Y en yukarıda olacak. O zaman X de ortada olacak. Şimdi birinci yargımızda diyor ki ametalik aktifliği en büyük olan element Y'dir denilmiş. Arkadaşlar periyodik tabloda ametalik aktiflik yukarıya ve sağ tarafa doğru artar. O zaman Y grubun en üstünde, en yukarısında bulunduğu için bu ifademiz doğrudur. Atom çapları arasındaki ilişki bu şekildedir denilmiş. Atom çapı aynı grupta aşağıya doğru inildikçe artar. O zaman Z büyüktür X'den, o da büyüktür Y'den. İkinci ifademiz de doğru. Üçüncü ifademize baktığımızda diyor ki periyot numarası en küçük olan element Z'dir. Şimdi aşağıya doğru katman sayısı ve periyot sayısı artar. Yani Z elementi en aşağıda olduğu için periyot numarası en küçük değil, en büyük olan Z elementidir. O zaman bu ifademiz yanlıştır. Buna göre cevap 1 ve 2. Yani B seçeneği olacaktır. X, Y ve Z elementleriyle ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre periyodik cetvelin 3. yatay sırasında bulunan bu elementlerin atom numaralarının artış sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Evet, 3. yatay sırada dedi. Yani bunlar 3. periyotta, aynı periyottalar.
Şimdi birinci ifademizde diyor ki y elementinin elektron negatifliği x'inkinden büyüktür. Aynı periyotta elektron negatiflik genellikle sağ tarafa doğru artar. Yani 7a en büyük elektron negatifliğe sahiptir. Yani burada şunu söyleyebiliriz. Y elementinin elektron negatifliği büyükse y x'ten daha sağda olacak. Böyle bir olasılık var. Şöyle de olabilir. Sadece bu bilgi üzerinden söylüyorum. X ve y'nin görüntüsü bu şekilde de olabilir. Yani y 7a grubunda olur. X 8a grubunda olsa 7a'daki elementin elektronegatifliği 8a'dakinden büyük olabilir. Yani iki olasılık var. Şimdi ikinci ifademizde diyor ki z elementinin son katmanında bulunan s ve p orbitalleri tam doludur. Yani s ve p tam doluysa s 2 p 6 şeklinde düşünebiliriz. Yani s orbitali 2 elektron alır, p orbitali de 6 elektron alır. Yani burayı toplarsak değerlik elektron sayısı 8. O zaman bu elementimiz 8A grubunda. O zaman şu ikinci olasılık gitti. X 8A'da olamaz. Z 8A'da. O zaman X ve Y'nin durumu da bu şekilde olacak. Şimdi burada artış sırası dediği en küçükten en büyüğe doğru gitmemiz lazım. Çünkü aynı periyotta yine sağ tarafa doğru gidildikçe atom numarası artar. O zaman bu durumda X, Y, Z yani cevap A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Toprak alkali metali oldukları bilinen X, Y ve Z elementler için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre bu elementlerle ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Aynı gruptalarmış demek ki. Toprak alkali metal demiş. Yani bunlar 2A grubunda. O zaman şöyle yapalım. Aynı gruptalarsa. Birinci bilgimizde diyor ki X oksidinin sulu çözeltilerinde bazik karakteri en fazla olan X elementidir. Arkadaşlar periyodik tabloda aynı grupta aşağıya doğru inildikçe bazik oksidin gücü artıyordu. O zaman X en aşağıda. Birinci iyonlaşma enerjisi en yüksek olan Y elementi denilmiş. İyonlaşma enerjisi de yukarıya doğru artıyordu. O zaman Y de en yukarıda olacak. Z de ortalığı olacak. Birinci yargımızda erime noktası en büyük olan Y element Y'dir denilmiş. Arkadaşlar bunlar metal. Metallerde grupta aşağıya doğru inildikçe metalik bağın gücü ve erime noktası azalıyordu. O zaman bu ifademiz doğru. Yukarıda en yukarıda Y olduğu için birinci ifademiz doğru. Atom çapları arasındaki ilişki bu şekildedir denilmiş. Atom çapı aşağıya doğru artıyor. O zaman X büyüktür Z'den, o da büyüktür Y'den. Bu ifademiz de doğrudur. Atom numarası en büyük olan element Y'dir denilmiş. Atom numarası yine aşağıya doğru artar. O zaman bu ifademiz yanlış. Çünkü aşağıya doğru artıyor dedik. Buna göre cevap 1 ve 2 yani B seçeneğidir. Periyodik cetveldeki yeri bilinen bir elementin niceliklenen hangileri bulunabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ilk ifademizde diyor ki proton sayısı. Yani proton sayısı bulunabilir. Sonuçta mesela bize dese ki bir elementimiz var. İkinci periyot 4A grubunda dese. Yani iki tane katmanı var. O zaman ne olacak mesela elementimizin 1, 2 tane katmanı var. 4A dediğine göre son katmanı da 4 elektron olacak. O zaman 2, 4 daha 6 elektron ve 6 proton olur. Yani proton sayısını bulabiliriz. Nötron sayısı diyor. Nötron sayısını bulamayız arkadaşlar. Nötron sayısı şurada proton sayısının hemen bir üstünde yer alıyordu. Yani bununla ilgili bir bilgi yok. Periyodik cetveldeki yerinden nötron sayısına ulaşamayız. Kütle numarasını yine bulamayız çünkü protonla nötronun toplamı bize kütle numarasını veriyor. Burada kütle numarasına ulaşacak bir bilgi söz konusu değil. Değerlik elektron sayısını bulabiliriz arkadaşlar. Sonuçta son katmandaki elektron sayısı bize değerlik elektron sayısını verir. Aynı zamanda grup numarasını veriyordu. Bunu bulabiliriz. İzotopunun atom numarası diyor. İzotopunun atom numarasını bulabiliriz. Çünkü izotop ne demek? Proton sayısı aynı. Kütle numarası ya da nötron sayısı farklı olan tanecik demektir. Sonuçta biz bu tanecin proton sayısını biliyorsak izotopun da proton sayısı aynıdır. O zaman bu duruma cevap 1, 4 ve 5. Yani C seçeneği olması gerekir. X ve Y elementleri bileşikliğinde artı bir değerliğini alabilmektedir.
Buna göre x ve y elementleriyle ilgili yargılanan hangileri doğru olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ilk ifademizde diyor ki aynı grupta yer alırlar. Olabilir. Sonuçta mesela bu elementlerimizin ikisi de 1A grubunda olup bileşiklerinde artı bir değerlik alabilirler. Bu olasılık doğru. X metal, Y ametaldir demiş. Evet, metal ise zaten mesela 1A grubundadır. Artı bir değerlik alabilir. Ya da gümüş metal olur, bakır olur gibi. Yani farklı metaller de olabilir. Yani sadece 1A grubunu burada baz almayalım. Olabilir. Metaller bileşiklerinde zaten pozitif değerlik alıyor. Y ametaldir diyor. Bu da doğru olabilir arkadaşlar. Mesela 7A grubundaki bir element, flor hariç diğerleri, eksi 1 ile artı 7 arasında değişen değerlikler alabilirler. Yani burada 7A grubundaki bir element artı bir değerlik de alabilir. O zaman bu da olabilir. Son ifademize baktığımızda değerlik elektron sayıları farklıdır. Bu da doğru olabilir. Yani X 1A grubunda olup değerlik elektron sayısı 1 olabilir. Y 7A grubunda olup, az önceki örnek üzerinden söylüyorum, değerlik elektron sayısı 7 olabilir. Yani bu durumda 3'ü de doğru olabilir. Yani cevap E seçeneğidir. M ve Y toprak alkali metallerinin birinci yoğunlaşma enerjileri arasındaki ilişki bu şekilde verilmiş. Buna göre yargılanan hangileri doğru olabilir diye de sorulmuş arkadaşlar. Şimdi toprak alkali metal dediği grup hangi gruptur? 2A grubu arkadaşlar. Yani bu elementlerimiz 2A grubunda. Şimdi aynı grupta aşağıya doğru inildikçe iyonlaşma enerjisi azalır. O zaman bu durumda iyonlaşma enerjisi küçük olan E1, bakın M elementi olduğu için, ait olduğu için M aşağıda, Y ise daha yukarıda olacak. Yukarıdaki elementimizin iyonlaşma enerjisi daha büyük olacak. Şimdi birinci yargımızda diyor ki Y hidroksit bileşinin sulu çözeltisi kuvvetli bazlarla tepkime verir denmiş. Şimdi toprak alkali metallerinin üyelerini hatırlarsak şöyle kodlamıştık. Ben mağazanın camından sarkarken babama rastladım. Şimdi arkadaşlar Y berilyum olabilir. O zaman berilyum olsa berilyum nasıl bir metaldir dersek, berilyum bir amfoter metaldir. Amfoter metaller hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla tepkime verir. O zaman bu olasılık doğru olabilir. Metalik aktiflikleri arasındaki ilişki bu şekildedir demiş. Arkadaşlar periyodik tabloda aşağıya doğru inildikçe metalik aktiflik artar. O zaman M daha aşağı olduğuna göre metalik aktifliği Y'den büyük olacak. Bu kesin doğrudur. Yani bu doğru, bunu da aldık. Üçüncü ifademize baktığımızda her ikisi de uygun şartlarda su ile tepkime vererek hidrojen gazı açığa çıkarırlar demiş. Şimdi 2A grubu üyeleri aktif metallerdir ve bazıları mesela berilyum ve magnezyum hariç diğerleri suyla tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Yani mesela şuradaki iki elementimiz olsa Y ve M, yani bu olasılık da doğru olabilir. Bu durumda cevap hepsi. Yani A seçeneğidir. Periyodik cetvelde yerleri belirtilen elementlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. A seçeneğine baktığımızda diyor ki X ve Y'nin değerlik elektron sayıları sayısı eşittir demiş. Bakın X helyumdur. Şimdi helyumun proton sayısı 2 ve değerlik elektron sayısı da 2'dir. Yani son katmanda 2 elektronu var. Şimdi Y 2A grubundadır. 2A grubundaki elementlerin de değerlik elektron sayısı 2'dir. O zaman A seçeneğimiz doğrudur. K ısı ve elektriği iyi iletir demiş. Bakın şu ortada bulunan elementlerin tamamı metaldir. Geçiş elementleri ya da geçiş metalleri diyoruz. K elementi bir geçiş metali olduğu için metaller ısı ve elektriği iyi iletir. C seçeneğine baktığımızda ZM bileşiği iyonik bağlıdır demiş. Bakın Z 1A grubunda metal. M ise 7A grubunda ametal. Metal ametal arasında elektron alışverişiyle iyonik bağlı bileşik oluşur. C seçeneği de doğrudur. D seçeneğine baktığımızda M en aktif ametaldir denilmiş. Periyodik tabloda ametalik aktiflik sağ tarafa ve yukarıya doğru artış gösterir. Tabi 8A hariç, 8A biliyorsunuz ki zaten soy gazlardır. O zaman burada en aktif
A metalimiz M element olacak. Zaten periyodik tablonun da en aktif A metalidir. Bu ifademiz de doğrudur. L elementi Yupak sistemine göre 3. grupta yer alır demiş. Şimdi Yupak sistemine göre harf kullanmadan, yani A ya da B demeden şu şekilde grup numaralarını veriyorduk. 1. grup, 2. grup, 3. grup, 4. grup, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve burası 13. grup oluyordu. O zaman Yupak sistemine göre L 3. değil 13. grupta yer alması gerekir. Bu ifademiz yanlıştır. Buna göre cevap E seçeneğidir.